Merhaba arkadaşlar, bugün yine tekrar bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Bu seferki çekim ortamım, yani burası benim normalde yatak odam ama bütün işlerimi burada yapıyorum. Biraz da hani bu işin arkasında kim var onu görün diye bu sefer değişik bir video çekmek istedim. Bugünkü videomuzun konusu yine bir poşete reklam olacak. 23 Aralık 2022 tarihi, yani Cuma günü. BİM'e iki tane ürün gelmiş. Onu da tesadüfen geçerken gördüm. Ertesi günü çünkü hafta sonu sınavlarım vardı. Açık Öğretim Üniversitesi'de okuyorum. Aldım, kutuyu koydum. Bugün 27 Aralık Salı günü, yani ancak kutu açılımını yapabiliyorum. Çok yoğundum. Ürünümüz bu şekilde. Polo Smart'ın. Polo Smart'a da biraz sonra ben başka farklı şeyler de anlatacağım. 620 retro oyun konsolu, Polo Smart'ın PGM 620 oyun konsolu. Yani bu bildiğiniz klonlanmış, aslında bizim hani Atari diyoruz ya, normalde bunu ne deniyordu? NES 8 bit, yani Atari'lerin atası, ilk 85'li yıllarda çıkmış olması lazım. Pişini de buraya koymuştum. Bakayım bunun fişi. 249 liraya aldım ürünü. Burada ha, Polo Smart için ben anlatacağım bir şey vardı. Tamamen yerli üretim. BİM'de çok görüyorum ama yani normal online satış mağazaları olsun. Biraz sadece yani Polo Smart'ı araştırdım. Örneğin bu PlayStation 3 kolu da yani üretmişler. 2 ay mı 3 ay önce bir BİM'e gelmişti. Fiyata da uygundu. 75 liraya ben aldım koydum. Normalde benim burada orijinal kollarım da var PlayStation 3'ü ama ne bileyim, biz maç oynarken genelde bazı hani futbol oynayanlar, özellikle arkadaşlarım geldiği zaman bilirler. Bir kol sıkıntısı olursa, şey olursa diye daha da açmadım. 3 aydır böyle duruyor, bilmiyorum yani ihtiyacım olur mu ama bir yedekleme yaptık. Onun dışında belki kamerayı biraz sonra açısını değiştireceğim. Polo Smart'ın yine pandemi döneminde, şuradan gözüküyor mu? Akıllı prizini almıştım. Bu akıllı prizinden çok memnunum. O zaman da 59 lira mıydı, 56 lira mıydı? Örneğin mesela buna ütü takıyorsunuz. 3 derece, yani en yoğunda 10-15 dakika olduğu zaman artık bu algılıyor yani. Böyle bir şey yani bebek korumalı gibi. Hemen şurada otomatik düğmesi var, atıyor, elektriği kesiyor yani bu. O yüzden yani Polo Smart'ın helal olsun yani, adamlar yapıyorlar diyeyim. Bu arada Polo Smart'ın firmasının şey TT Teknoloji ofisleri varmış Esenyurt'ta ama yine tabii ki fason üreticileri nerede yaptırıyor? Şurada yazıyor zaten, Made in China, Çin ürünü. Şimdi kamerayı biraz yaklaştıracağım. Artık biraz buraya doğru odaklanalım. Evet arkadaşlar, kameramı şimdi pozisyonunu değiştirdim. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum başka YouTuber'lar söyler mi söylemez mi? YouTube videolarında en zor olanı bir kutu açılım videosudur. Sebebi yani içinden ne çıkacağını yani ezbere bilmiyorsunuz. Mesela daha önce ben telefon kutu açılımı, ne bileyim başka bir şeyler kutu açılımı diyorum. Sonra izledim, ya keşke bunu söyleseydim, bunu söyleseydim, şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım diyorum. Ama o anki bilmediğiniz için bence de doğal oluyor aslında. Çünkü daha sonra yani bu amacı o zaten. Şurada bakın, sıfır. Yeni kestim, bakalım göreceğiz neler çıkacak. Bu AV komponent kablosu. Yani eski televizyonlarda olur. Benim televizyonumda var. Yeni belki televizyonlarda artık üretilmiyor olabilir. Yani bağlantıyı bununla sağlayacaksınız. Bunu konsola, bunu da kabloya, kabloları televizyona daha doğrusu. Bakalım iki tane. Kameranın biraz şöyle bir ayarlayayım. İki tane kol. Üzerinde de yine Polo Smart yazmışlar. Bakayım hemen onlara. Ürünün bir bakayım. Güç adaptörü yok sanırım. Zaten o minnacık ya. Abi bu ne? Size nasıl yani, genelde bu büyüklüğünü küçüklüğünü karşılaştırmak için bir nesne koyarlar. Ben de size şimdi PlayStation'ın yani kolunu göstereyim yanlarına. Yani büyüklüğünü ona göre görün. Bir de Türkçe yazılmış Türkçe kullanım kılavuzu var içinde. Bu da eski, şöyle ucunu gösterebilirsem.
Bu aynı zamanda mikrodan bir önceki, tam adını unuttum ben bu kablomaya ne dendiğinde. PlayStation 3'teki şarj aleti yani aynı bunlar. Bundan sonra zaten mikro çıktı sonra C-Type şarjı çıktı. Bunu da artık bir tane kendimiz telefon şarj aleti uydurup kurulumu yapacağım. Şimdi yine kameranın yerini değiştireyim. Kutunun içinden çıkanlar bu şekilde. Bir de kola bakalım hemen. Yani eski yıllara biraz götürüyor. Ben unuttum ya. Bu Polasmart diye prizi tanıtmıştım ya. Prize zaten direkt yani şurada 3 tane USB girişi var. Yani bana büyük ihtimalle gücü oradan alacağım. Yani olmayanlar için ben söyledim. Böyle bir şarj aleti, telefon şarj aletiyle kullanabilirsiniz. Buradaki ekran görüntüsü PlayStation 3'ten geliyor. Ya zaten bazıları demo oyunları. Yani ben burada belki gözüküyor ama artık eskisi kadar o kadar oyun oynamıyorum. Bilmiyorum eskiye dönüş yapar mıydı? Yani eski oyunculardanım ben. Ama yaşımdan dolayı da biraz artık saldık sadece işte maç oyunları, bazen macera oyunları. Bu AV komponent girişi hemen burada. Hepsini rengine göre taktım. Bunu da konsolun arkasında girişi burada. AV girişi. Bir de gücümüzü hemen yani siz bir USB şarj aleti kafasına takıp buraya cihaza takıyoruz. Bakalım. Bir tane de daha iki kolu da denilebilir. Nereden gelecekti bu? Yellow. Buradan. Bakalım bağlantımız gelmedi. Yanlış yeri yapmış olabilirim. Bir daha bakalım. Başka site AV. Evet, burasıymış. Ekran görüntü 4-3. Sesini de kısmıştım ben bu arada. Bakalım hangisi tepki veriyor. Evet, ah nostalji. Bu tanktaki hareket sesi ya. Tank oyunu var yani bilenler bilir. Yorumlarda yazabilirsiniz. Tanktaki hareket. Benim bir denemek istediğim. Bakayım bu arada oyun 620 yazıyor yani 624 tane oyun varmış gibi yazıyor ama yani biz eskiden de bilirdik böyle 1000 tane yazanları alıp gelirdik. Şöyle bir ayarlayayım ben. Şimdi Contra, Robocop, neler var? Ninja Kaplumbağa, Double Dragon, Double Dragon beğenerek oynadığımız Arabian. Şuradaki düğmeye basınca 50'şer mi atıyor? 50'şer atıyor. Şurada göstereyim. Şuradaki yuvarlak düğmeyle. Aha da Bomberman buldum. Bakalım Bomberman oyunu nasıl basatıyoruz. Bu oyunu ilk defa oynadığımda bir komşumuzun evine gitmiştim. Onlarda var yani Atari almıştık ama zamanında bu tarz kartuşları bulmak ne bileyim zor bir şeydi yani gelirin yoksa öğrencin yoksa takas yapardık ama yani tutulan oyunlardan biriydi. Bu bildiğimiz Bomberman. Aha da öldü. Oyunu reset atmak için, geri çıkmak için sanırım direkt şuradaki soldaki tuşla yapıyoruz. Bir bakalım. Oyunlara. Mario 10, 12, 14. Mario'ya bir bakacağım. Mario'da da Nintendo bazen telif koyuyor bildiğim kadarıyla. Kullanmış. Abi bu nasıl Mario ya?
Ya bu oyun klonlanmış yani bu. Eğer müzikten telif yerse videoda bilmiyorum. Belki müziği değiştirebilirim ama... Yani oraya Mario'yu kafasına koymuşlar. Aslında bu başka bir oyun olması lazım. Eğlenceli yani. Vakit öldürebilirim. Bir daha bakalım neler varmış oyunlarımıza. Super Mario Bros. Esas oyun... Aha yanlış yere gittim. Hah. Arkadaşlar klasik Mario. Ay. Bu arada Mario ile ilgili bende bir yerde APK, yani Android için bir tane, yani birebir orijinal gibi bir tane arkadaşımın verdiği uygulama var. Telefona kuruyorsunuz. Yani dokunmatik olarak birebir oynuyorsunuz Mario'yu. Eğer ki yani telif olayından emin değilim. Nintendo bildiğim kadarıyla telif koyuyor. Eğer öyle bir şey olursa yani ne bileyim sizinle de paylaşmak isterim. Normal bir APK Google Drive'a yedekleyip yükleyebilirim. Hareketimiz vardı. Yapabilirsek 2000. Normalde 5000'di yani. Sabit yapardım 5000. Neyse abi bir bakalım daha neler var. Yo eğlenceli ya. Nostalji olsun. Bilmiyorum yani. Bununla ilgili kamerayı yine yerine değiştireyim. Biraz ben konuşurken. Montajlamayı da yaparsam bilmiyorum. Keserim buraları belki de. Belki de kesmem. Bırakabilirim. Ne diyecektim? Heh, yorumlarda okudum ki yani insanlar bunu bulamamışlar bu arada bu cihazı. İşte nerede okudum ben onu ya? Ekşi Sözlük'te mi okudum, Twitter'da mı okudum? Yani böyle bir forum gibi bir sitede işte gitmişler. Hemen yani insanlar ne bileyim en uygun alınabilir konsol, Atari, oyun aleti ne derseniz bir tane nostalji ol. Ben yani kesinlikle nostalji olsun diye ne bileyim burada... videolarda belki de hani fon olarak da kullanabilirim. Arkadaş işte burada küçücük bir kutu durduğu zaman hani PlayStation'da 3 bende var bu arada. Yani 4 hiç denemedim. 5 çıktı. 4 ya denedim daha doğrusu da bir hayalimiz vardı. Sonra zamanında işte gençlik yıllarımızda bıraktık. Bizden geçmiş diyeyim ya da bilmiyorum. Yani oyun için vaktim yok. Öyle diyeyim. Şu bildiğimiz klasik tanıdık mı acaba? Evet. En çok oynanan oyunlardan biri. Hata mı verdi acaba? Ha, start'a basmam gerekiyormuş. Ben de bekliyorum. Aha. Oo, biz bunu bayağı unutmuşuz ya. Son hakkı ya da sinirlenince ne yapardık? Oyun bitsin diye. Abi alet güzel. Yani anladığım kadarıyla bütün yani böyle tutulan klasik oyunlar var ama gözüme çarptı şimdi. Kaç ya bir 130 mu 120'den sonra tekrarlıyor oyunlar. Bakın Robocop yine geldi burada. Başta da vardı yani ilk sıradaki Robocop. Duygulandım ya. Bu oyunları oynadığımız dönemde ha, size bir şey anlatacağım. Aslında Atari ile ilgili değil, Sega ile ilgili. Ben 8 bitten sonra 16 bit de almıştım. Yani Sega Mega Drive 2. Neyse o orada bir geçiş döneminde almıştım ben. Herkes yani PlayStation 1 alıyordu. Bende de halen Sega 16 bitlik Sega vardı işte. Onların da kartuşları bulunmuyordu. Elinde bulunduran fırsatçılar da pahalıya satıyordu yani. Ben de ne yapıyordum? Elimde kalan yani bu o 8 bitlik kartuşların içinde yani bilirsiniz elektronik aksam var. Elektronik aksam var. Onun içindekine 16 bitini yani Sega'nın olduğu içine koyup abi işte bugün sizden dün almıştım veya bugün almıştım çalışmadı deyip öyle bir stokçuluk yaptığımı hatırlıyorum. Kötü bir şey yani bu örnek olarak. Yani gençliğimizde bilmiyorum uyanıklık mı, mecburiyet mi yani 2-3 tane oyunu öyle
Kapmıştım. Ya Allah günahlarımızı affetsin. Yani kimsenin hakkını girmek istemem. Ama yaptık yani. Yani kaç yaşındaydım oğlum? 13 yaşında mıydım? Olabilir yani, böyle bir anı olarak kaldı. Arkadaşlar ürün bu şekilde. Yine ben Tiny Toon, yine bir tane de oyun geldi. Tavşan oyun olması lazım. Büyük ihtimalle ya müzikten ya da şeylerden, yani görüntülerden telif yiyebilir video. Eğer yemezse, daha doğrusu ben düzenlerken hepsini paylaşmaya çalışacağım, içindeki oyunları. Evet, tahmin ettiğim o oyunmuş. Ya isimleri de zaten unutulmamış yani. Kaç sene olmuş? 95'ten günümüze 27 yıl mı? 27 yıl geçmiş. Yani aklımda hala. Düştü zaten. Alet bu şekilde. Ben beğendim. Yani nostaljik bütün oyunlar var. Yani bulabilirseniz bence alın. BİM'de ama kalmamış yani, özellikle. Bir de bunun yine aynı Polosmart'ın ürünü. Onlar zaten vardı. Tahtakale'de, orada Sirkeci'de, oralarda görüyordum. Normal böyle Tetris şeklinde minnacık böyle. İster televizyona bağla, ister yani portatif olarak oyna. Ondan bir niyetim vardı aslında. Onu da alacaktım ama ben onu bulamadım. Eğer bulursam onu da alır, kutu açılımı yapabilirim veya yani bu işimi görür. Videonun amacı, ürün aldığım yani amaç tamamen nostalji, bir böyle değişik bir ortam olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kanalıma abone olun. Yorum yapıp beğeni yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.